Değerli misafirler ve sevgili basın emekçileri, eğer fotoğraf çekme işleminiz bittiyse biz grup toplantımıza başlayacağız. Değerli milletvekili arkadaşlarım, partimizin çok kıymetli üye ve yöneticileri, siyasi partiler, yabancı misyonlar, basının değerli emekçileri, görüntü almanız bittiyse biz grup toplantısına başlayacağız. Kameradaki arkadaşlar, kamera çekilen arkadaşlar, lütfen basın emekçilerimiz yerlerine geçerlerse biz grup toplantımıza başlayacağız. Değerli milletvekili arkadaşlarım, partimizin çok kıymetli üye ve yöneticileri, siyasi partiler, yabancı misyonlar, sendikalar, meslek birlikleri, Alevi kurumları ve kadın örgütlerinin saygıdeğer temsilcileri ve sansüre rağmen emek harcayan basının değerli emekçileri, bu haftaki grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Bugün burada aramızda bizi yalnız bırakmayan değerli misafirlerimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Belçika Büyükelçisi Mart Trendesu aramızda, hoş geldiniz. Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölse aramızda, hoş geldiniz. Lüksemburg Büyükelçisi Virginie Arslan aramızda, hoş geldiniz. Avusturya Büyükelçisi Vekili George Oberreiter aramızda, hoş geldiniz. Almanya Büyükelçisi Başkatibi Wenke Dayap aramızda, hoş geldiniz. İspanya Büyükelçiliği Müsteşarı Lucia Garcia Rico aramızda, hoş geldiniz. Yunanistan Büyükelçiliği Başkatibi Astarios Tisurvas aramızda, hoş geldiniz. AB Türkiye Delegasyonu'ndan Aycan Akdeniz aramızda, hoş geldiniz. Finlandiya Büyükelçi Vekili Jüzi Soyni aramızda, hoş geldiniz. Şimdi yine EMEP Genel Başkanı Sayın Selma Gürkan ve yöneticileri aramızda, hoş geldiniz. Yeşiller ve Sol Parti Genel Başkanı Naci Sönmez ve yöneticileri aramızda, hoş geldiniz diyoruz. ÖDP Başkanlar Kurulu üyeleri Alper Taş ve Pelin Bektaş aramızda, hoş geldiniz diyoruz. Halk Evleri MYK üyesi Mustafa Eberli Köse ve Yönetim Kurulu üyeleri aramızda, hoş geldiniz diyoruz. Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Çiçek Otlu ve yöneticileri aramızda, hoş geldiniz diyoruz. Devrimci Parti Genel Başkanı Ufuk Göllü ve parti yöneticileri aramızda, hoş geldiniz diyoruz. Alevi ve Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yılmaz ve federasyon yöneticileri aramızda, hoş geldiniz diyoruz. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan ve dernek yöneticilerine, hoş geldiniz diyoruz. Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Sekreteri Zeynel Can aramızda, hoş geldiniz diyoruz. Sayın
KESK eş başkanları Şaziye Köse ve Lami Özgen ve KESK kadın sekreteri Gülistan Ataşsoy ve yöneticileri aramızda, kendilerine de hoş geldiniz diyoruz. TMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve ikinci başkanı Zübeyir Akgör aramızda, hoş geldiniz diyoruz. DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı ve Demokratik Alevi Derneği temsilcileri Murat Işık da aramızda. Sosyalist Dayanışma Platformu MYK üyesi Tülay Korkutan aramızda, hoş geldiniz diyoruz. Akader'den Betül Koca ve Kaldıraç'tan Anıl Altıparmak da aramızda, hoş geldiniz diyoruz. Devrimci Sosyalist İşçi Partisi temsilcisi Mehmet Kemal Başak aramızda, hoş geldiniz diyoruz. Halkın Türkiye Komünist Partisi MYK üyesi Doğan Ergün ve parti yöneticileri aramızda, hoş geldiniz diyoruz. TTB'den Hande Arpat aramızda, kendisine de hoş geldiniz diyoruz. Aynı zamanda Altınderin'den İknur Birgöl ve Uğur Karataş da aramızda, onlara da hoş geldiniz diyoruz. Tüm misafirlerimize tekrar hoş geldin diyoruz, şeref verdiniz. Arkadaşlar, ağır baskılar yaşadığımız bu günlerde bizlerle bir arada olmanız, dayanışma göstermeniz, bizlerle el ele, omuz omuza durmanız hepimize büyük bir moral veriyor. Teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız diyoruz. Halkımızın iradesini Halkımızın iradesini teslim almak isteyenler 4 Kasım'da siyasi bir darbe gerçekleştirerek eş genel başkanlarımız Sayın Figen Yüksekdağ ve Sayın Selahattin Demirtaş, grup başkan vekilimiz Sayın İdris Baluken ile milletvekillerimizden Sayın Selma Irmak, Sayın Nursel Aydoğan, Sayın Leyla Birlik, Sayın Gülsel Yıldırım, Sayın Ferhat Encü, Sayın Abdullah Zeydan ve Sayın Nihat Akdoğan'ı esir almışlardır. Onlara selam ve saygılarımızı yolluyoruz. Başkanlarımızın ve milletvekillerimizin gözaltına alınarak tutuklanması halkın iradesine, halkın siyasi tercihine ağır bir darbedir ve dünya tarihinde bir utanç tablosu olarak geçecektir. 5 ilin savcılarının iktidarın kararı ile eş zamanlı olarak uygulamaya koyduğu bir operasyon sonucunda gerçekleşen rehin almalar 7 Haziran 2015'te başlamış olan siyasi darbenin en önemli ayaklarından biri olmuştur. Eş başkanlarımız ve milletvekillerimiz şahsında esir alınmaya çalışılan 6 milyon seçmenin iradesidir. Meclis sarayın bir şubesine dönüştürülmeye çalışanlar, adalet mekanizmasını iktidar partisinin komisyonu haline getirenler, bugün bizleri esir alarak irademizi kırabileceklerini ve demokratik siyaseti tamamıyla tasfiye edebileceklerini sanmaktadırlar. Bizler tüm baskılara, gözaltı ve tutuklamalara karşı sonuna kadar direneceğiz. Demokratik siyaset konusundaki kararlı ve ilkesel duruşumuzu sürdüreceğiz. Halkımızın iradesine layık bir duruş ile mücadelemize dün olduğu gibi bugün de kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz.
Hükümet ve sözcüleri gerçekleri konuşmuyor. Günlerdir genel merkez binamızı abluka altında tutuyor. Parti yöneticilerimizin ve üyelerimizin siyasi çalışmalarını sürdürmelerini engelliyor. Demokratik siyaseti tasfiye etmeye çalışıyor. Ama biz bu baskılara asla teslim olmadık, teslim olmayacağız ve mutlaka kazanacağız. Hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyor, saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi de eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ'ın rehin alındığı yerden bize ulaştırdığı mesajı sizinle paylaşmak istiyorum. Dışarıda HDP ve bizler yine Türkiye için biricik özgürlük ve demokrasi seçeneğiyiz. İşte bütün korkuları bundandır. Kimse moralini bozmasın, gardını, direncini düşürmesin. Bu nefret ve saldırganlığın korkudan olduğunu unutmasın. Mutlaka sevgi ve cesaret kazanacaktır. Sevgi ve selamlarımla. De AKP ve saray rejimi tarafından rehin alınan eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın mesajını kamuoyuna ulaştırmak üzere sizinle paylaşıyorum. Bizim milletvekillerimizle birlikte sivil bir darbe sonucu adeta rehin alınmış olmamız sadece yönelik bir saldırı değildir. Adım adım tek adam yönetimini kalıcılaştırmak için her türlü senaryoyu devreye koyanların bu amaç doğrultusunda attıkları yeni bir adımdır. Ülkemizde kardeşçe, eşitçe, özgürce ve barış içinde yaşamı savunan bizlere yönelik bu saldırının bütün demokrasi güçlerine yapılmış ortak bir saldırı olduğu unutulmamalıdır. Elbette baskıcı bu tür rejimlere karşı her koşulda yan yana durmak ve faşizme karşı ortak mücadeleyi büyütmek tek çıkış yolumuzdur. Avrupa kamuoyunun ve demokratik kurumlarının hukuk dışı bu baskılar karşısında çok daha etkili ve sonuç alıcı bir tutum sergilemeye bekliyor ve diliyoruz. Bu korku imparatorluğu en kısa zamanda dağılacaktır. Bizler demokratik siyasete olan inancımızı kaybetmeden bulunduğumuz her koşulda mücadeleye devam edeceğiz. Dört duvar arasında da olsak, aynı göğün altında olduğumuzu unutmadan dışarıdaki mücadelenin bir parçası olmaya, süregelen özgürlük halayının neşesinden yararlanmaya devam edeceğiz. Dışarıda çalışma yürüten bütün yoldaşlara, gençlere, kadın arkadaşlara özel selam ve sevgilerimi iletiyorum. Selahattin Demirtaş. Söyleyeyim mi? Gerek yok. Meclis TV de yayını kesmiş. Bunu da arkadaşlara bildirelim. Ve son olarak bedenen rehin alınan ama ruhen ve kalben aramızda bulunan eş genel başkanlarımızın konuşmalarından oluşan bir kesiti sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu alacakaranlık eş başkanlarımızın sesinde aydınlığa dönecektir.
Türkiye'nin cesetleri direniş alanını bilerek, bu arada direnerek bu yollara geçebilir. Ben bir şeylerin başkanları olarak hiç hapis yapmamış, belki de aralarında en az belirtme demişleri olarak ben bu grupla ancak gurur duyabilirim. Gerekmez mi? Normal olur. Tutarlı darbe karşıtlığının bildiği çıkışmaktadır.
Meclisin merkez alanı bir demokratik kurucu süreci başlatmak gerekir. Yenilenme sürecini, reorganizasyon sürecini başlatmak gerekir. Ama yok, bunlar meclisler taşıyorlar. Bu tür yetkiler, bu tür kurumlar saraya bağlanıyor. Milyonlarca insanın verdiği oyların hepsi çöp atılmış durumda. Niye seçim yaptığınız bir kasım, üstelik bir kere bir seçim yapmadınız? Niye kasım, 7 Haziran kesmedi, yılın üstünde bir kasım seçimi yaptınız? Niye gitti iki defa bu seçim sandıklarına? İki seçim sonucunu da tanımayacaktınız. Bu meclisi madem tanımayacaktınız. Bu oyunu niye oynadınız? Bu oyuna halkı niye alet ettiniz? Niye alet ediyorsunuz? Bakanlar bunu devre düşüyor. Meclis devre düşüyor. Meclise kurulmuş komisyonlar devre düşüyor. Yeni komisyonlar kurulanlar kurulsa bile çalıştırılmıyor. Kanun hükmünde kararnameyle ülke üretiyorlar. Kanun hükmünde kararname geliyor. AKP İktidar Partisi'nin milletvekilleri yoklama yapılıyor, geliyor yanında, eğer kanun hükmünü kaydedip eyvallah çıkıp gidiyor. Böyle bir işleyiş, darbeye karşı demokratik işleyiş olabilir mi? Böyle bir işleyişten hayır çıkar mı? Demokrasi çıkmadığı çok mu? Bu parlamento sizin babanızın malı değil. Burası bir anonim şirket. Siz o şirketin yöneticileri, biz de çalışanları falan değiliz. Siz buraya seçimle biz KPSS sınavıyla gelmedik. Biz de insanların onun çalışa bin bir sorun var. Hem de sizin gibi devlet bütçesine harcayarak değil, çaktığınız paralarla yaptığınız seçim harcamalarıyla değil, şu insanların kuruş kuruş cebinden yaptığı katkılarla çalışarak buraya geldik. İnsanların ana sütü gibi helal uyarıya buraya geldik. Teşekkür ederim. Özgürlükten, adaletten birlikte
yaşamdan, kardeşlikten yana olanlar olarak bizler neden 160 oy alamayacakmışız? Neden bir öğrencimiz demokratik seçenekten alamayacakmışız? Bunun tamamen yerini geçiyorum. Biz Halklar Demokratik Partisi olarak bu tür demokratik muhalefet bloklarına ilkesel düzeyde hiçbir zaman kapalı değiliz. Ve görüyorsunuz ki sokaktaki taban da aslında buna kapalı değil. Ülkenin batısında yaşıyor. Özgürlükten, demokrasiden yana, adaletten yana bir dünya isteyen herkes bugün sesini Kürt'ün sesine kapatmazsa, bugün Kürt'ün uzattığı eli tutmazsa, yarın tepelerinden bilmiş bir Hitler faşist birinin katliamı altında inerken ah vah edecek fırsat bile olamayacaklar. Gün bugün mü? Her düşmanın iktidarının bildiği gün bugün mü? Milletvekili
seçtiklerinin düşürülmesine kadar gelirse hiçbir seçenek bizim açımızdan tartışılmaz olmayacaktır. Parlamentonun iradesini savunmak, AKP'nin iradesini savunmak değildir. Faşizmi savunmak, tekşiri savunmak değildir. Parlamentonun iradesi temsili demokrasilerde halkın iradesidir. Son gücümüze kadar burada bu iradeyi savunacağız. Ama burada olmuyorsa hiç merak etmeyin. Çaresiz değiliz. Asla da kimse moralini bozmasın. Umutsuz değiliz, güçsüz değiliz ve bunların bu şefaatine falan da muhtaç değiliz. Rahat olsun herkes. HDP bütün parti yönetimi ve grubuyla partimize ve grubumuza dönük her saldırıya karşı adım adım ne yapacağını bilen bir partidir. Yapmaya da kararlı, muktedir bir partidir. AKP gerilecektir. Saray gerilecektir. Bunun şükür istedim. Egemenler Orhan Doğan dar yaptıklarını Halkların Demokratik Partisi'nin okullarına gelmiş durumlar. Dün Orhan Doğan'ların iradesini kıran yanlar bugün bizim iradenizi kırmaya çalışıyorlar. Ama aynı cevabı yeniden alacaklar. Geçmişte nasıl Orhan Doğan gibi Kürt siyasetçilerini bu meclisten gözaltına alarak polis yoluyla hapse götürdüler ve ama onun arkasından çok daha büyük ve güçlü bir biçimde bu parlamentoya meclise geri geldiğinize tanık oldular ve bunu yaşarlarsa emin olun her gün bizi tükettikçe kendileri tükenecekler. Bizi tüketmeye çalıştıkça kendileri başımıza bir iş gelirse olabilir. Benim bütün arkadaşlarımdan, bütün yoldaşlarımdan özel bir rica olur. Bu gemi limana götürülecek. Sizlere emanettir. Şu veya bu şekilde bu gemi katılımcılar, bu dayanışma duygunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz.
Grup toplantımız burada sona ermiştir. Hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkürler.